Merhaba sevgili çocuklar. Türkçe kampımızın ikinci dersine hoş geldiniz. Ünitemiz harf bilgisi, konumuz alfabe. Çocuklar bir ders öncesinde harflerden bahsetmiştik. Bu çıkardığımız sesleri gösteren işaretlere biz harf diyorduk. Ve bu harflerin belirli bir sıra ile dizilişine de biz alfabe diyoruz çocuklar. Alfabemizdeki harfleri bir okuyalım öncelikle. A, B, C, Ç, D, E, F, G, yumuşak G, H, I, I, J, K, L, M, N, O, Ö, P, R, S, Ş, T, U, Ü, V, Y, Z. Tam 29 tane harfimiz vardı çocuklar. Ve bu 29 harfin bir de küçük yazılış şekilleri vardı. Bunları da şöyle göstereyim. Şimdi neler öğrendik? Kısaca bir bahsedelim çocuklar. Toplam 29 harfimizin olduğunu ve bu harflerin belirli bir dizilişine de biz alfabe denildiğini öğrendik. Şimdi çocuklar, her harfin altında bir tane sayı var değil mi? Kaçıncı sırada olduğunu gösteren. Mesela F harfi dediğim zaman altında 7 yazıyor. Yani 7. sıradaki harfimizdir bu. Alfabenin sırasına göre A, B, C, Ç, D, E, F. Şimdi bu sırayı çok iyi bilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla alfabemizi bakmadan yazmamız ve söylememiz gerekiyor çocuklar. Daha sonrasında ise harflerin hangisinin daha önce, hangisinin daha sonra olduğunu daha hızlı bir şekilde söyleyebiliriz değil mi? Haydi gelin bunu bir etkinlikte yapalım. Bu etkinliğimizde ne yapacağız? Kısaca bahsedelim. Şu görmüş olduğunuz şekillerin birer isimleri var çocuklar. Bunları öncelikle yazalım diyor. Tamam. Baş harfinin alfabede kaçıncı sırada olduğunu bulalım. Şunlara numara verelim çocuklar. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi ise bu numaraların yanlarına isimlerini yazalım çocuklar. Bir numaralı resmimizin ismi nedir? Tabii ki güneş. Peki iki numaralı resmimizin ismi nedir? Evet, bulut. Üç numaralı resim, üzüm. Dört numaralı resim, kedi. Beş numaralı resim, arı. Ve son olarak altı numaralı resim ise zil çocuklar. Evet, görmüş olduğunuz gibi çocuklar kelimelerimizi yazdık. Etkinliğimiz neydi? İlk harflerine bakıyorduk. Hemen ilk harflerini yazalım çocuklar. Güneşin G, bulutun B, üzümün Ü, kedinin K, arının A, zilin Z. Peki daha sonra ne yapacaktık çocuklar? Bu harflerin alfabede kaçıncı sırada olduğunu bulmamız gerekiyordu. G harfinin kaçıncı sırada olduğunu bulmak için ise alfabemizi çok iyi bilmemiz gerekiyor ve ilk harften başlayarak sayıyoruz çocuklar. G'ye geldiğimiz zaman duruyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet, G harfi 8. harfimizmiş çocuklar. Peki B harfi, B kolay, A, B. Bakın ikinci harf. Evet. Ü harfine bakacak olursak çocuklar, tek tek baştan saymamıza gerek yok. Geri geri de sayabiliriz. Çünkü toplam 29 harfimiz vardı. Bu 29. harfimizdi değil mi Z? Ü harfi ise sonlarda yer alıyor değil mi çocuklar? 29'dan geriye sayalım. 28, 27, 26. Bakın böyle pratik çözümler de bulmanız gerekiyor. Yoksa baştan başlayıp 26'ya kadar saymanız gerekiyordu. O yüzden alfabemizin sırasını çok iyi bilmemiz gerekiyor. A dediğim zaman hemen birinci sırada ya da Z dediğim zaman tek tek saymıyoruz ki. Z sonuncu harfimizdi değil mi? Bu sıralamayı çok iyi bilmemiz gerekiyor çocuklar. Hemen demişken A birinci sırada, Z de 29. sırada dedik. Peki K harfi kaçıncı sırada? Çocuklar G'yi 8 olarak gördüysek 8'den sonra da devam edebiliriz. 9, 10, 11, 12, 13, 14. K'nin 14. harf olduğunu da böylece gördük. Bu etkinliğimizde neler yaptık? Kelimelerin isimlerini yazdık harfleri kullanarak. Daha sonra ise baş harflerini yazdım. Çünkü
kaçıncı sırada olduğunu bulmam gerekiyordu. Neyin kaçıncı sırasında? Alfabenin kaçıncı sırasında yer aldığını yazmam gerekiyordu. Demek ki alfabemizi bir kere daha hatırlayalım. Harflerin sıralı bir şekilde dizilişiydi, değil mi alfabemiz? Unutmuyoruz. Bakın burada da yine harflerden önce ve sonra gelen harfleri yazın diyor. Tamam, B harfinden önce ne gelir dediği zaman alfabemizin ilk harfinden başlayarak sayıyoruz çocuklar. Ama bu harfte de gözümüz olsun. Çünkü o harfe geldiği zaman hemen bir önceki harfi hatırlamam gerekiyor. Peki A, B. B'ye geldim. Bir önce söylediğim neydi? A. B'den sonra C. Tamam. Evet, D'ye bakalım. A, B, C, Ç, D. Bak, D'den önce Ç söyledim. D'den sonra ise E. G'den önce ne söyleyeceğim acaba? A, B, C, Ç, D, E, F, G. F, G. Sonra yumuşak G. Yumuşak G'den sonra devam edelim. H, I, I, J, K, L, M. Bakın L, M. Sonra da ne? Niye yumuşak G'den devam edip saydım? Çünkü yumuşak G'ye gelene kadar hiç M harfini duymamıştım. Bakın O harfini duymadığım gibi. N'den devam edelim. Bakın K, L, M, N, O. Bakın N, O. Sonra Ö. Sonra Ö'den sonra O, Ö, P, R. Bakın P, R. P diyorum, R diyorum, S diyorum. Tabii ki Ö'den başlamanıza ya da O'dan başlamanıza gerek yok. Şimdi U harfini bulurken, şimdi S'ye kadar U'yu söylemedim dedim ama siz şunu da yapabilirsiniz çocuklar. A'dan başlayıp sayabilirsiniz. A, B, C, Ç, D, E, F, G, yumuşak G, H, I, I, J, K, L, M, N, O, Ö, P, R, S, Ş, T, U. T, U. Sonra Ü. Bakın V'den önce ne gelir diyor. Şöyle ortalardan başlayalım. Çünkü V sonlara doğruydu. K, L, M, N, O, Ö, P, R, S, Ş, T, U, Ü, V. Ü, V. Sonra da Y. Evet çocuklar, gördüğünüz gibi önce ve sonra gelen harfleri bulmak için ne yapıyorum? Alfabemizin ilk harfinden başlayarak o harfe geldiği zaman duruyorum. Ve bir önce söylediğim harfi hatırlamaya çalışıyorum. Tabii ki bir de şöyle yapabiliyorduk. İlk harften başlayarak saymayabilirdik. Yani A, mesela Ö harfini sayarken A'dan başlayıp saymama gerek yok. Ö sonlara doğruydu. Bunu biliyorum alfabede. Peki ne yapacağım ben? Mesela ortalardan başlayan bir harfle başlayabilirim. K, L, M, N, O, Ö. O, Ö. Sonra P. Evet, burada harflerden önce ve sonra gelen harfleri bulmayı öğrendik çocuklar. Şimdi ise çocuklar, verilen kelimelerin ilk harfine göre alfabetik sıraya koyun. Yani alfabetik sıra ne demek çocuklar? Alfabede ilk önce gelen harf hangisi ise birinci sıraya onu koyman lazım diyor. Bakalım kelimelerimiz neymiş? Kalem, defter, silgi. Bunu alfabetik sıraya göre nasıl koyacağız çocuklar? Hemen söylüyorum. İlk harfine bakıyoruz. K, D, S. Çocuklar, sıraya koyarken ilk harflerine bakıyoruz. Alfabemizin ilk harfinden başlayarak sayıyoruz. Sayarken de şuradaki harflerden önce hangisini gördüysem o birinci sıradadır. A, B, C, Ç, D. D'yi gördüm. O zaman bu birinci sırada. Bunu yaptık. Şimdi sırada ne kaldı? Kalem ve silgi. Yani K ve S harfleri. D'den sonra devam edebilirim. E, F, G, yumuşak G, H, I, I, J, K. Bakın K'yi de gördüm. S'den önce söyledim. İkinci sırada. Evet, demek ki bu da üçüncü sıradaymış çocuklar. Birinci, ikinci ve üçüncü sırayı bu şekilde bulduk. Diğer kelimelerimiz neymiş çocuklar? Sabun, köpük, banyo. Evet, ne yapıyorduk? İlk harflerine bakıyorduk çocuklar. S harfi, K harfi, B harfi. Haydi gelin alfabemizin ilk harfinden başlayalım saymaya.
A, B, dur. B'yi gördüm. O zaman bu birinci sırada yer alıyor. Şimdi sırada S ve K harfleri kaldı. B'den devam edelim. C, Ç, D, E, F, G. Yumuşak G. H, I, I, J, K. K'yi gördüm. O zaman ikinci sırada bunu söyledim. Demek ki S harfi sonuncu sıradaymış. Çocuklar, gördüğünüz gibi eğer harfler aynı değilse bu yöntemi kullanıyoruz. Öğretmenim, ya aynıysa? Hemen onu da gösterelim çocuklar. Evet, kalem, kağıt, kumbara. Haydi gelin sıralayalım. Ne yapıyorduk? İlk harflerine bakıyorduk. K, K ve K. Öğretmenim, hepsi K. Hangisi birinci sırada dersen, hemen diyorum ki sana, ikinci harflerine bakıyoruz. A, A, U. Şimdi bakıyorum, hangisi daha önce gelir? A, öğretmenim, A olan önce gelir U'dan. İkisi de A zaten. Ama bunlardan hangisi daha önce gelecek? Tamam, karar veremediğim an ne yapıyordum? Bir sonraki harfe geçiyordum. İkisi de aynı çünkü. Şimdi buna bakmıyorum artık. Birinci bunlardan biri. Çünkü ikinci harflerine baktığım zaman A harfi U'dan önce geliyordu. O zaman diyorum ki A'lardan hangisi birinci sırada? Şimdi bu ikisine bakıyorum. Tamam, üçüncü harflerine bakalım. L, yumuşak G. Bakalım. A, B, C, Ç, D, E, F, G, yumuşak G. Bakın, yumuşak G'yi daha önce söyledim. Demek ki birinci sırada olan buymuş. Şimdi bunu yaptıktan sonra tekrar başa dönüyoruz. Yani silgimle şöyle sileyim. Evet. Neden sildim? Çünkü bunu yaptıktan sonra diğer kelimeleri en baştan başlayarak yapıyorum. K ile başlıyor, K ile başlıyor. Öğretmenim aynı. Devam ediyorum. A ile başlıyor, U ile başlıyor. Tamam. A ile başlayan daha önceydi. O zaman bu ikinci sırada. O zaman bu da üçüncü sırada. Gördüğünüz gibi aynı harfle başlasa bile ikinci harflerine bakıp hangisinin önce gelip gelmediğini bulabiliyorum çocuklar. Evet, burada ilk iki derste öğrendiklerimizi karıştırmış. Yani kurt önce harflerini göster diyor. Tamam. K, U, R, T. Çita. Ç, İ, T, A. Şimdi bu ikisini de harflerini ayırdım. Şimdi alfabetik sıralama diyor. Ne yapıyordum alfabetik sıralamada? Alfabede ilk gelen harf hangisi ise onu yazıyordum. Tamam. Şimdi alfabeyi sayarken gözlerim bu harflerde. A, B, C, Ç, D, E, F, G, yumuşak G, H, I, I, J, K. Dur öğretmenim, K'yi gördüm. Önce K gelecek. Bunu yaptım. Yaptığımın altını çizeyim. Geriye 3 tane kaldı. K'den devam edelim. Bir daha alfabenin başına saymaya gerek yok. K'den sonra L, M, N, O, Ö, P, R. Dur. R'yi de gördüm. O zaman sıradaki harfim R'ymiş. R'den devam ediyorum. R, S, Ş, T. T'yi de gördüm. Evet. O zaman sırada sonuncu harfimiz U kaldı çocuklar. Gördüğünüz gibi önce harflerini ayırdım. Sonra ise alfabe sırasına göre dizdim. Hayda, çitayı da yapalım çocuklar. Çitada ise başlıyor. Gözüm bu harflerde bu arada. A, dur. A var burada. Hemen A'yı yazdım. Tamam, bunu yaptım. Şimdi devam ediyorum. B, C, Ç, dur. Ç var burada. Hemen Ç'yi de yaptım. Geriye iki tane kaldı. Ç'den devam edelim. D, E, F, G. Yumuşak G. H, I, I. Dur. İ'yi de bulduysam. Bu da sonuncu harfim. Bunu da yazıyorum. Çocuklar, gördüğünüz gibi alfabetik sıralamada yapmam gereken alfabeyi çok iyi bilmek. Alfabenin sırasını bilirsek eğer, işte sıralamayı da yapabiliriz. Harflerde hangisi başlarda, hangisi sonlarda, hangisi ortalarda, bunları da çok iyi yapabiliriz çocuklar. Evet, etkinliğimiz bu şekildeydi. Bu dersimizde alfabemizi öğrendik, sıralamasını öğrendik. Hangisi önce, hangisi sonra gelir bunu öğrendik. Tabii ki alfabemizi bol bol okumamız lazım. Bakmadan yazmamız gerekiyor çocuklar.
Bunu defterinize ödev olarak verebilirim. Evet, bu dersimizde kullandığımız materyaller vardı. Bunlar için de Ata Yayınları'na ve mapders.com ailesine teşekkür ediyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.